Boşnak yıldız Elvir Baliç'in büyük umutlarla başlayan Real Madrid kariyeri Zinedine Zidane'a kafa tuttuğu için mi sona erdi? O dönem için yüksek sayılabilecek bir bedelle transfer edilen Boşnak futbolcu sadece bir sezon sonra yaklaşık 20 milyon dolara İspanyol devinin yolunu tuttu. Ancak La Liga'da şansı hiç yaver gitmedi. Real Madrid'de geçirdiği süre boyunca Baliç, sakatlıklar ve takım içi rekabet nedeniyle fazla forma şansı bulamadı. Takımda yıldızlar geçidi vardı. Raul, Morientes, Roberto Carlos, Guti, Anelka, Seedorf ve Eto'o gibi isimlerle dolu bir kadro. Baliç için bu durum özellikle Zidane ve Figo'nun takıma katılmasıyla daha da zorlaştı. Baliç'in Real Madrid kariyerini etkileyen en önemli faktörlerden biri sakatlıklardı. Bir antrenmanda yaşadığı çapraz bağ kopması ve sonrasında uygulanan çağ dışı tedavi yöntemleri onun kariyerini olumsuz etkiledi. Real Madrid doktorlarının kadavra dokusu kullanarak yaptığı ameliyat başarısız oldu ve Baliç bu durumu "Doktorun tecrübesine güvenmiştim ama kadavra dokusu kabul edilmedi" diyerek açıkladı. 1999-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Real Madrid'in kadrosundaydı. O sezon kısa sürede olsa çeyrek finaldeki Manchester United ve yarı finaldeki Bayern Münih maçlarında forma giydi ve takımının şampiyonluğunda pay sahibi oldu. Ertesi sezon Fenerbahçe'ye dönen Boşnak oyuncu bu kez de Fenerbahçe'nin 5 yıl aradan sonraki lig şampiyonluğuna katkıda bulundu. Üst üste 2 yılı kupa kaldırarak tamamlayan Baliç, kariyerinin devamında başka kupa kazanamadı. Real Madrid kariyerindeki unutulmaz anlardan birini de Zidane'la yaşadı. Sezon öncesi bir antrenmanda Zidane frikik kullanmaya hazırlanırken Baliç topu alıp frikiyi kendisi kullandı ve gol attı. Baliç bu cesur hareketin ardından takımda dışlanmaya başladığını ve sonunda kulüpten gönderildiğini söylüyor. Boşnak yıldız Real Madrid sonrası Türkiye'ye dönerek kariyerine devam etti. Ancak yaşadığı sakatlıklar ve önceki tedavilerin etkileri uzun süre devam etti. Real Madrid'den Galatasaray'a transfer olduğunda büyük umutlarla İstanbul'a gelmişti. Ancak Galatasaray'daki ilk günlerinden itibaren teknik direktör Fatih Terim ile aralarında bazı anlaşmazlıklar baş gösterdi. Baliç Terim'in kendisine "fiziksel olarak hazır değilsin" şeklinde bir tutum sergilediğini ve bu yüzden ilk 7-8 maçta kendisine forma şansı vermediğini dile getirdi. Baliç için bu durum özellikle Real Madrid'den gelen bir oyuncu olarak şaşırtıcıydı. Fatih Terim sonunda Baliç'e oynama şansı vermeye başladığında bu sefer de sakatlıklar Baliç'in Galatasaray kariyerini gölgeledi. Galatasaray forması altında sergilediği performans, sakatlıklar nedeniyle sürekli kesintiye uğradı. Bu durum hem Baliç'in hem de takımın performansını olumsuz etkiledi. Elvir Baliç, Real Madrid'deki kısa süreli kariyerine rağmen cesur futbol stili ve karşılaştığı zorluklarla Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip oldu. Real Madrid'deki deneyimi, sporcunun kariyerindeki bir dönemeç noktası olarak kaldı. Ancak Baliç'in futbola olan tutkusu ve kararlılığı, onun hikayesinin en çarpıcı yanlarından biri olarak hatırlanıyor.